Arkadaşlar merhabalar bugün kripto para piyasası adına güzel bir gelişme mevcut o yüzden hemen bir güncelleme videosu yapayım dedim. Bugün itibariyle Visa kendi kullanıcılarına Ethereum altyapısını kullanarak USDC tokenları ile ödeme yapabileceklerine dair olanak sağlayacağını açıkladı. E, kripto paralar adına adaptasyon adına Tesla haberlerinden sonra son dönemde duyduğumuz en güzel gelişmelerden biri oldu diyebiliriz. Hemen haberin detaylarına inip daha sonrasında da teknik duruma bakalım. Öncelikle e, dediğim gibi burada kilit oyuncu USDC yani Ethereum ERC 20 blok ağını kullanarak blok zincir ağını kullanarak kullanıcılar aslında USDC'leri ile Visa kartlarına yükleme yapabilecek ve bu yükleme ile kendi alışverişlerinde USDC'lerini ödeme aracı olarak kullanabilecek. Burada ara oyuncu yani aracı kurum Crypto.com olacak. Yani Crypto.com sayesinde Visa'nın Ethereum hesabına kabaca söylemem gerekirse USDC yollayarak kendi kredi kartınıza veya debit kartınıza kripto e, para yükleyip bunu ödemelerinizde kullanabileceksiniz. İleride e, hatta işte Fintech... Firmalarının Bitcoin, Ethereum'da dahil olmak üzere birçok kripto parayı kendi aralarında böyle exchange edebileceğine, değişime gidebileceğine dair de gelişmeler olabileceğinin kapısını da açtılar. Crypto.com zaten ay başında Visa ile bir anlaşma yaptığını söylemişti. Ve böylelikle de aslında kripto paraların gerçek hayata nasıl kendisini yavaş yavaş entegre ettiğini ve adapte ettiğini Görmüş oluyoruz. Tabii ki gelişmelerle ilgili haberleri zaten paylaşacaklar. Prosedürün nasıl e, gerçekleşmesi gerektiği, nasıl işlem yapmamız gerektiğine dair de bilgileri ilerleyen günlerde belki haftalarda öğrenmiş olacağız. Şimdi teknik duruma bakalım kısaca. E, öncelikle dün yaptığım yayında da söyledim. Bitcoin için en önemli bölge, kritik bölge, 60.000 dolar. Çünkü 60.000 dolar bizim teknik olarak önceki lower highımız. Burada minor bir direnç alanı vardı, 57.400. Bugünkü haberlerin gücüyle, tesiriyle e, beraber Bitcoin aslında o alanı böyle çok rahat bir şekilde geçti. Fakat en önemli direnç alanı 60 bin dolar. Bu haberlerin etkisiyle beraber eğer Bitcoin 60 bin dolara yukarıya doğru kırabilirse o zaman tekrar yükseliş trendine girdik diyebiliriz. Haber kripto paralar genel olarak dünyaya ya dünya geneline baktığınız zaman e, blockchain ağının hayatımıza kendisini adapte ve entegre edebilmesi adına mükemmel bir haber. Ama teknik analize bakmamız gerekirse 60 bin dolar hala önemli bir direnç alanı. Bu konuda belki bana kızanlar olacak ama ben realist bakmayı seven bir insanım. Ve benim stratejim bitcoin'in 60 bin dolar üzerine çıkması gerektiği yönünde. Böyle bir durumda artık trend tekrar yükselişe döndü diyebiliriz. Ee, aynı zamanda aracı kurumun Crypto.com olmasından dolayı Crypto.com'un kendi token'ı olan CRO token'ında bu gelişmelerden orta vadede belki uzun vadede hatta pozitif etkileneceğini ben şahsen düşünüyorum. Bu arada CRO e, dediğimiz işte Crypto.com coin'i Binance'de anlık olarak mevcut değil. Bunu OKEX üzerinden de trade yapabilirsiniz. Tabii ki bir yatırım tavsiyesi değil. E, ama eğer OKEX üzerinden de trade yapmak istiyorsanız videonun açıklamalar kısmına bıraktığım linkten e, kayıt olursanız Kripto Analiz ailesine özel ayrıcalıklardan da faydalanabilirsiniz. E, ben uzun vadede orta uzun vadede Kripto da aslında bu gelişmenin ekmeğini yiyebileceğini gayet net düşünüyorum. Diyerek zaten kısa bir güncelleme videosuydu. Videomuzu bitirelim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız videoya like atarsanız sevinirim. Twitter hesabımı takip etmeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Bir sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.